Selamünaleyküm dostlar. Şimdi değerli bir abimizin yanına geldik. Abi önce seni bir tanıyalım. Ben dökümcülük yapıyorum. Hı? Emekliyim. Oynar sevdalısıyım. Oynar bakıyorum. Adım Mecit Özüm. Dökümcü Mecit derler. Dökümcü Mecit. 40 yıldır bu hizmet ediyoruz buna. Mehmet kardeşimle beraber. Allah razı olsun bizleri aşıladı bunları. Mehmet abi sen ne yaptın ya? Herkesi bulaştırmışsın yani oyunları. Büyüğümüz zaten Mela vardı. Bir de hem mezi hem de güzel kuşlar bakıyor. Kendi de ağır abilerle takılıyor biz biliyorsun. Burada bir tane puk gördüm abi ben. Abi o da bizim bir evladımız işte. Kanka? O da bizim bir evladımız. Bizim kuşlarımızı bekliyor. Ha? Bekçilik yapıyor. Kuşları bekçilik yapıyor. Bana ne atar yapıyorsun? Gel bakayım gel seveyim gel. Ben sizden çok besledim lan. Bende de var senden. İşte abi temiz öz bakar. Çoğaldıkça mı Vedat'ın oraya bırakır fazlalıkları. Kimisini hediye eder, kimisini satar. Yani. Bakalım mı oynarlarımız abi? Bakalım oynarlarımıza da. Haydi bismillah. Bakalım abi de neler varmış. Dur, kilidi göstermeyelim. Gerçi evin içinden çıkılıyor. Oy maşallah. Abim de bayağı bir sayı adet fazla. Evet, yine eksik hali bu. Yine eksik hali. Evet. Şimdi zaten kış. Evet. Aziz Allah'ın şefaatiyle. Şimdi bundan sonra yazlık sezonunda artık eşlemeler de başladı. Üretim de başlayacak. Genelde hepsi aynı. Bir bataryanın kuşları. Hepsi akraba. Irk olarak güzel bir çapar soyumuzu takip ediyoruz. Onun haricinde hiçbir şey sokmuyoruz. Bir tane beyaz var aralarında. Evet, onların içinden geliyor beyaz. Bir tane beyazımız var. Karabaşların içerisinden geliyor. Evet, karabaşlarımızın içinden geliyor. Dediği gibi çapar kolları var. Dedi ki Güner abim çapar kolları. Ama biz de onu getirtmemeye uğraşıyoruz. Böyle muskalı kuşlarımızı siyahlara çalıştığımız zaman beyazımızı da kesiyoruz. İstediğimizi elde ediyoruz o zaman. Evet, bak kart erkeği var Mecit abinin orada. Evet. Mesela kart biraz sanmış. Gazan muskalı nasıl bak. Bir aşağıya doğru inceliyorum. Bu ne diyor? Evet, tabii bak daha yerde sol evet. Bakta karşıda. Bak odaklayabilirsen. Evet. Katlaştığında evet. Öyle oluyorlar. Nasıl bir gaga yapmış öyle abi? Evet. Hepsi o şekilde oluyor. 8 yaşında falan oldu mu? Tabii. 8 yaşında falan oldu. Bu arkadaş şimdi 8 yaşında mı? Evet. 8 yaşında. Bazıları hala. Maşallahı var ya hala. Çifte çift yavruları. Kanadı böyle aşağı salınca heybe kanatlıyor onu. Heybe kanat ama genlerde zayıflama olduğu zaman olur. Bazı kuşlar da 2 yaşında şey yapar. Canı bir ırk olduğu için değil. Genlerde zayıflama olmuştur. 4 kardeşte 2 tanesi çökme yapar. 5 yaşında böylesin popası patlar. Abi ayağı çok kısa. Genelde yere çok yakın. Evet genelde kuşlarımız hep alçaktır. Yüksek kuşumuz yoktur. Hep patileri alçaktır genelde. Elde de göstersin. Mecit abi evet. Çekersin. Elde de göstersin sana dışarıda. Bu 8 yaşındakini bir tutma şansımız var mı abi? Bir yakından bir görsek mi? Bir tutalım. Kapıyı kapat abi. Rahat rahat. Bir bakalım. Oynar kuşu. Şimdi durduğu yerde bir başka. Elde bir başka hayvanlar. İşte bu. Ah 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 gel. Gel gel gel. Hangi tarafı şey tutuyorsun? Hiç fark etmez. Şöyle. İşte. Dur abi ben alacağım o pozu. Gel gel çevir bakayım bir kafayı. Şöyle dön ya. Ha utanıyor benden kümese bakıyor. Kümese bakıyor. Pişt. Abi alın boşluğu çok fazla. Evet. Dur kuzum sakin dur. Sakin. Benim göstermek istediğim şurası sakin. Arkadaşlar. Bakın. Şöyle gagaya bir bakın. Tersini koyuyor. Heh, böyle tersini. Tamam, heh, çok güzel. Şimdi çok güzel oldu. Heh. Gel bakalım. Böyle daha iyi oldu. Eline emeğine sağlık. Bu kuş 8 yıldır. Evet 8 yıldır ve hala da üretime devam. Çalışıyor. Çalışıyor, döllüyor. Ya bir de yavrularını kendisi besliyor. Ah maşallah. Ben yedekçi de kullanmıyorum. Bütün kuşlarım kendileri yumurtlar, kendileri şey yapar. Kendi yavrusuna kendi bakacak. Kendileri bakar. Evet. Satır gagalı kuşlardır. Hayır. Belirli bir zamandan sonra gagamlarını kamburlaştırarak bu şekilde inceltirler. Satır gagalı dediklerimiz bunlar. Evet. Yani kuşlarımız içinde var bu genler zaten. Yani ya bunu genç bir yaşındayken böyle fıstık gagalı gibi gözüküyorlar. Dersin ki kısa gagalı zannedersin ama bir bakmışsın. Sonradan yaşından sonra evrim değiştiriyorlar. Tabii tutsun dediklerim. Göstermek istediklerini göster abi. Bize de biraz bilgi ver. Biz de bilgiyi açız. İzleyiciler olarak da.
kanka burada ne geziyor? Kuşları çalayım mı lan? Çalayım mı kuşları? Vallahi bana dalacak gibi ha. Atar yapıyor bu. Yok, o da kuşlarımızı sever. Bak hiç devamlı beraberdir kümeste. Yani. Ah bak ses etmiyor. Bizim aşk yaşıyorlar. Görüyor musun? Bir kuşun aşk yaşadığını görüyoruz. Bizim oylarımız da öyle. Oyların bekçisi bu. Bekçisi bu bak. Allah bak. Allah. Bak. Sen üçkağıtçı. Görüyor musun kardeşim? Bak hiç ses etmiyor. Yok, bayılıyor onlara. İçeri gider, yemleriz beraber, şey yaparız. Kuşlar da alışkın ona değil mi? Evet, kuşlar da alışkın. Yani. Güvercin ne? Dostluğa bak. Çapar erkeğimizin muskalı soyları. Muskalı soylarından. Biliyoruz ya, soy isim bir hani bahsetmiştik. Evet. Ama analar değişiyor. Bir genç bir erkek bu da. Çok güzel. Bu kaç yaşında abi? Bir yaşında. Daha, bu. Daha yeni. Genç bir erkek. İşte, evet. Heh, böyle. Bak. Tamam. Hayır, görüyor musun şurayı? Maşallah. Gerçekten çok güzel. Bizim gaga üstlerimiz. Bu da mor şallı. Mor şallı. Genelde hepsi mordur kuşlarımız. Yeşil şallı hiç yoktur. Hep bak nadir ama genelde hepsi mor şallıdır. Tek bir ırkın kuşudur hepsi. Yeşil geldiği yani. Zaman da çok parlak yeşil olur. Böyle normal yeşil gibi değil. Böyle aşırı yeşil parlak. Abimin kuşa bakışına bir bakın arkadaşlar. Ya, bak. Nasıl bir sevgiyle baktığını anlarsınız. Abi. Kanka sen kuşları seviyor musun ya? He? Sen kuşları çok mu seviyorsun? Sahibini bekliyoruz. Bakın dört gözle kapıya bakıyor. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aferin lan. Aferin lan çana. Aferin. Aferin lan çana. Aferin lan çana. Aferin. He, geldi geldi. Geldi. Bak seni bekliyor dört gözle. Burada teminki erkekle yine aynı kardeşler. Onun bir büyüğü. Bir yaşında olanla değil mi? Bir yaşında olanla onun bir büyüğü. Abi bu peki şu kısım şöyle diyeyim, gagadaki şu kısım çok açık. Bunun sebebi ne? Bizim genelde istediğimiz özellikleri o oynar kuşunda. Gaganın üstünü bol şey yok. Alt gaganın şeklini alması için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gene şalı. Abi renkteki asilliğe bakın ya. Evet. Arkadaşlar sizce de çok güzel değil mi? Şu renkteki asilliğe bir bakın. İşte bu bizim mest ediyor işte bu aslan rengi bu. Gibi. Görüyor musun kardeşim? Bu bizim mest ediyor işte. Rabbim ne güzel yaratmış. Yani. Biz de onlara sahip çıkıyoruz. Aynen öyle. Bursalılar olarak. Sahip çıkıyoruz işte. Şimdi bir de karabaş tadını getireyim. Karabaş. Bu da şimdi ayrı bir ırk. Yine aynı. Yine aynı soy. Bu karabaş olarak baktığımız yine aynı soy. Dişi bu da galiba. Bu dişi. Evet. Bu da 3 yaşında bir dişimiz. Karabaş dişi. Evet, karabaş dişimiz. Bu şey arkaya aldığımda görünmüyor. Böyle alayım. Şöyle alalım. Heh, şimdi görünüyor. Şimdi böyle şalı daha net görünüyor. Evet. Maşallah. Yapılar hep bir. Ense yapılanı görüyor musun? Evet. Ne kadar enseye dolu dolu. 8 yaşındaki kart erkeğimizin eşi bu. Şu anda... Bu da 3 yaşında. Bu da 3 yaşında. Şu anda yumurtaya azık. Kovalıyor. Hemen hemen birkaç gün içinde yumurtlaması lazım. Hadi inşallah. Evet. Devamlı oldukları gözetliyoruz yumurtalım. Soldukları gözetliyor mu sürekli? Aynen. Gözüm üstlerinde diyor. Gözüm üstlerinde olmaz mı? Yani. İnşallah yoksa, bolca ürerler bu senede. İnşallah. Emeğinin karşılığını alman nasip olur inşallah. İnşallah. Bu da bir genç karabaş erkeğimiz. Yine mor şallı. Şu kuşun güzelliğine bakın. Bu da ayrı bir keyif. Aynen çok sert, elde durmuyor. Dur oğlum. Dur. Sakin. Elde durmuyor. Sakinleşme. Sakin ol. Sen ne bekliyorsun sen? Şş. O sever o. Onları öpecek, yalacak. Onlarla aşk yaşıyor onlarla. Allah'ım. Aynı bizimle yaşadığı gibi o da yaşıyor. Bak bak şu gerçeği. Başkası olsa kapacak diye tırsar. Abim alışmış ona da. Göz rengi çok güzel. Evet. Maşallah. Emeğine sağlık. Bu kuşumuz kaç yaşında abi? Bu da genç. Daha bir yaşında. Daha bir yaşında? Bir yaşında bunlar. Genelde hepsi genç bunun kuşlarımız. Bunun tek kanat çaparlı gelmiş. Evet, bir kanadında. Bir kanadında çaparımız var. İşten çaparlı. Evet. Bu normalde kuşta kusur mudur? Yoksa benim için sıkıntı yok. Bu benim damızlık için, hayvandır. Benim için damızlık bir hayvan. Kusur değildir. Şöyle.
Şimdi bu önemli bir şey. Tabii. Çoğu arkadaşımız ya bu hata şimdi gibisinden görür. Bak şimdi Serhatçık. İkinci tüyü görüyor musun? Evet. Sondan ikide. Sondan ikide. İkinci tüyü olan kuşların genelde %70 ya annesi ya babası beyazdır karabaşlarda. Bunun soyunda beyaz var. O zaman bu kuşun altından da yine beyaz gelebilir. Tabii ki kılavuzlu bir kuşla vurulduğunda bu beyaz verir. Bu kuş. Nasıl bu kadar anlayabiliyorsun abi bu hayvanlardan? Farz et ki buradan geldik. Bir de ikinci uçuş tüyü var bak şurada. Ters tüyü dönüyor bak ters. Bunlar evet. Ters. Bir de burada bir beyaz olursa bu da ters kılavuzdur. En ufak bir muskalıyla yaşmaklıdır. Bu da ters kılavuzdur. Maşallah bilgi yani. Dağarcığın çok geniş Mehmet abi. Yani gayet güzel bir erkek. Yine bunlar, bu da tek çapar. Bunlar yuva bak, kardeşleri. Uygu var bak. Evet. Bunlar yuva kardeşleri. Aynı ananın babanın çocukları. Görüyor musun? Şimdi uydular. Şimdi ikisi birbirine vurulsa beyaz vermemesinin mümkünatı yok. İlla ki verir. Yani, bu ikisi birbirine girerse tabii, altından beyaz gelir. İkisi de kılavuzlu verecektir. Ama muskallara çalışmış olsun, vurmuş olsun vermez. Çok güzel yakaladım. Harika. Bunlar da yeni yumurtalar. Daha yavruya kusmadılar. Allah can İlk bekliyorsun. Yavruya kusacaklar. Kısmet olursa. Allah can bekliği versin. Evet. Bunlar da. Bunları şöyle salmalığa falan çıkartıyor mu? Evet, şu bölümü de gösterelim arkadaşlar bakın hayvanlar. İstersen hepsini çıkar. Ben evet. Aman kaçırma da. Yok. Oo bunlara eğlenceli. Kaçan gelir mi? Gelir. Allah Allah. Vallahi geçen kaçırdım. Buraya karşıya kondu. Diş çıkmamış kuş. Yaşmaklı dişim vardı. Oradan avuk çekerek uuk yaparak kapıyı açtım buradan içeri girdi. Bu, hiç dışarı görmemiş hayvan. Seni tanıyor ama sesi de biliyor. Tabii. Aynen kardeşim. Nasıl yaptın da çağırdın bir daha söyle abiye. Şuraya aşağı tele kondu. İnanır mısın arkadaşım? Bak şurada ceyran teli var. Şuraya kondu. Hayvan yukarısını görmüyor. Buradan hayvana vuk diye çağrı yapıyorum. Hayvan bakıyor. Gözü böyle yapıyor yukarı. Ve salmadan içeri girdi. Maşallah. Hiç akıl. Oynar kuş akıllıdır ya. Salmaya çıkarayım. Hadi çıkart. Bir de burada evet. İzleyelim. Bak çok keyifli buradakiler. Bir de burada izleyelim onları. Tamam. Ben çıkarlarken de çekeyim dedim. Onlar beni görmeyecek. Abimin oynar sevdası bir başka. Harbiden kuşu aşkla sevmek başka bir şey. Yorumlar sizde arkadaşlar. Sesli kuş çağırmak. Var mıydı yapanınız? Evet yerlerine geldiler. Daha kuş yok. Sayın maşallah güzel yapmış. Güzel kuşlar yapmış. Katman daha yaklaşayım onlara. Şöyle bir bakın keyifle. Dayı çıkartıyor onlar geri giriyor. Beyaz. Beyaz oynarda az olan arkadaşlar. Hala çıkartıyor. Gel çok yorma. Yeter. Yordun kendini. Aç. Böyle daha neşeliler. Evet. Salmada daha kendilerini buluyorlar galiba. Şimdi 3 aydır da kapalılar ya. Beyaz erkekmiş güldür hocam. Evet. Eline emeğine sağlık abi. Güzel hayvanlar. Keyifli bir hobi. Evet gerçekten çok güzel bir hobi. Allah yolunu bahtına açık etsin. İnşallah bu sene bolca örerler. İnşallah. Benim kötü alışkanlıktan yok etti bu hayvanlar. Kahve işimiz yok değil mi? Kuşçular bir araya geliyoruz. Harika kendi şeyimiz.
Alkolü bırakmamın sebebi oldu bu kuşlar. Bak kargaya, karga geldi, kargaya kızıyor bak. Kızar, kulçağa kızar, kargaya kızar. Gelmesin değil mi? Tabii, sokmaz. Kıyamet koparır. Yani bak bak bak. Ama o kuşlarımıza bir şey yapmaz, oynarlar burada. İçinde geziyor. Sahipleniyor. Aa, maşallah, sahipleniyor. Biliyorlar, biliyor. Evet, senin onları sevdiğini biliyor ya, zarar vermez. Yani, köpekler akıllıdır ya. İşte bak, burada da güzelliğe bak, görüyor musun kardeşim? Allah evet, yönüne göre versin inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Şöyle son bir evet, gösterelim Allah güzellikleri. Hepsi ayrı bir keyif. Hepsi ayrı bir güzel. Bunlar yaşmaklı dediklerimizden. Evet. Gözleri evet, gözleri çok güzel yani. Evet. Şu şallarına da ayrı bir hasta oluyor. Renkleri mor üzerinde mükemmel. Işıl ışıl, güneş vursa bir o kadar daha parlıyor. Şöyle gösterelim. Oynayan kuşlarımızı. Abi çok teşekkür ettik misafirperverliğin için. Güler yüzü çok cici bir abimizsin. Ben seni sevdim. İşin gücün rast gelsin. Ben teşekkür ederim arkadaşım. Çok söylemek istediğim bir şey varsa camiaya, arkadaşlara, yeni gençlere aktarabilirsin. Seni söyleyeceğim şu. Herkes birbirine saygılı olsun. Kimse saygıda kusur etmesin. Geri kalan her şey kendiliğinden gelir kardeşim. Allah razı olsun. Yani, bu merak güzel merak. Kimseye kalmıyor. Herkes bir yere devrediyor. Onun için bizler de devredeceğiz. Gençler de kendilerine saygılı, büyüklerine saygılı olacak. Ustalarını sayacaklar, sevecekler. Bu iş böyle gidecek. Keyif olacak. Evet, keyif olacak. Çok teşekkür ettik abi. İşin gücün rast gelsin. Ben teşekkür ederim.